Merhaba Havalı Konuklar programının izleyicileri. Business Channel Türkiye, hoş geldiniz. Bugün havalı konuklar tabirindeki havalı kavramını bir çıtı olarak en yukarıya koyduk. Bugüne kadarki ve muhtemelen yakın gelecekte, orta gelecekteki en havalı konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Sayın Deniz Tuncer, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Bey, teşekkür ederim. Deniz Tuncer kimdir? Deniz Tuncer'i ben Şişli'de home ofisinden gittim, kapısını çaldım. Elimde bir çiçekle, ondan sonra kız istemeye gider gibi kolundan tuttum, getirdim. Kaç yıldır özlemimizle, bir arada sevgimizle, saygımızla buraya birlikte geldik, programı yapacağız. Bunun için gerçekten benim için de hayatımda özel bir anı olacak. Önemli bir gün yaşıyorum bu anlamda. Teşekkür ederim buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Ben de teşekkür ederim. Benim için de çok güzel, çok keyifli bir anı olacak diye düşünüyorum. Öyle bir yaşantı olacak diye düşünüyorum. Sağ olun beni davet ettiğiniz için. Şimdi Deniz Tuncer kimdir? Ben sizden şöyle çok kısa alayım. Gündemimiz çok yoğun izleyicilerimiz için. Bütün avcılar tanır ama. Deniz Tuncer, psikolog Deniz Tuncer bir asker çocuğudur. Sonrasında da Havarp Okulu'nda 20 yıl subay yetiştirmiştir. Havacılık psikolojisine hava kuvvetleriyle başlamıştır, alaylı başlamıştır. Evet. 20 yıllık bir iş hayatından sonra bu alanda emekli olup şimdi de yine havacılık sektöründe ama biraz daha farklılaştırarak çalışmaya devam etmektedir diyebiliriz. Yani sizin çalıştığınız 80'li yılların sonları, 90'lı yılların başlarında insanlar psikoloji nedir bilmezken siz uçuş evet. psikolojisi, CRM'in temeli olan konular, bunlarla meşguldünüz. Genç bir kız olarak değil mi? Havarp evet. Okulu'nda evet. koca koca paşalara laf anlatıyordunuz. Biz de onları hatırlıyoruz. Mezun olur olmaz geldik ve orada büyüdüm diyebilirim ben de. Evet. Şimdi gündem yoğun. Yani konuşacak o kadar çok şey var ve zaman da çok kısıtlı. Ben böyle hızlı hızlı sorayım ne olur. Tabii ki. Şimdi pilotların egosunun yüksek olması gerektiğine dair böyle genel bir kanı vardır. Hep bu konuşulur. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Ben pek katılmıyorum ama hani baştan peşin söyleyeyim. Eğer katılıyorum derseniz de burada tartışma programına dönecek. Onu da baştan. Yok, neyse ki ben de katılmıyorum Cengiz Bey. Şöyle söyleyeyim. Egonun yüksekliğiyle kendine güven duygusunun, gerçek bir kendine güven duygusunun yüksekliği birbirine yakın ama çok farklı şeylerdir. Evet. Egonun yüksekliğini istemiyoruz pilotlardan. Özgüveninin yüksek olmasını ve bunun da bilgiyle altyapısının doldurulmasını bekliyoruz aslında. Çünkü eğer ego yüksek olursa bu hataya davetiye çıkarır. Çünkü gereken önemli detayları atlayabilir egosu fazla kuvvetli olan kişiler. Anladım. Ama özgüven öyle bir şey değil. Özgüven eksikliklerini de bilerek, onları tamamlamaya yönelik artı kurallara uyarak giden bir yapıyı da bize getirir. Dolayısıyla hata yapma olasılığını biz minimumda düşündüğümüze göre biz egosu yüksek değil, özgüveni yüksek pilotlar arıyoruz. Evet. Zaten güven kavramını hani biz yönetim bilimlerinde izleyicilerimiz için böyle bazen ben arada ufak tefekkürler yapıyorum. Kişilerin birbirinin denge olan kişilerin birbirine güvenmesi efendim. Kişilerin altındakine ya da alttakilerin üsttekine güvenmesi. O hiyerarşik yapıda yönetilenle yönetenin birbirine güvenmesi. Ya da hepsinin hep beraber kendi kurumlarına güvenmesi gibi farklı boyutlarda inceliyoruz. Özgüven tabii tamamen psikolojinin alanına giren bir konu. Tabii ki işte diğeriyle birleştiği yerde de CRM konuları var ki o konuda da uzmanlığınız söz konusu. Ortak alanımız diyebiliriz aslında. Değil mi? Evet. Tamamen ortak alanımız. Evet, ortak alan bu. Ama işte bu pilotların birbiriyle etkileşiminde bir diğer sorumuz da olsun. Hani bir şey vardır. Bir pilot diğerinin pilotluğunu beğenmez. Hani bu niyedir? Bunun arkasında ne var? Hani bir, sizin gibi değerli, uzman
deneyimli bir psikoloğu yakalamışız. Sorulacak en kral soru bence bu. Yani bir pilot niye diğerini beğenmez? Şimdi Cengiz Bey, bu sadece pilotlar için geçerli değil bana göre. Baktığınızda özellikle pilotluk için en önemli özelliklerden bir tanesi psikomotor yetenektir. Psikomotor yetenek, yani bir aracın kullanımıyla ilgili olan bir durumdan bahsediyoruz. Bu alandaki hiç kimse birbirini beğenmez. Bakınız, İstanbul trafiğinde de hiç kimse birbirinin şoförlüğünü beğenmez. Ha, evet. dolayısıyla pilotlar da birbirinin pilotluğunu beğenmez. Biraz daha bunu pilotluğa yönelik düşünmeyelim de psikomotor becerinin gerekli olduğu meslekler için düşünmemizde fayda var. Anladım. Yani buna tamirci ve çırağı da dahil olmuş oldu. Dahil, kesinlikle dahil. Peki bu şeylerin hani tabii ki Hava Harbokunda uzun yıllar çalıştınız, Hava Kuvvetleri'nde görev yaptınız. Buradayken işte askeri pilotların kişilik testlerinden tutun da performans değerlemelerini, birçok şeylerini takip ettiniz. Şimdi yine ilgi alanınızda ve sizin de görüşmelerinizde mutlaka bir araya geliyorsunuz. Sivil kökenli pilotlar da var. Genel olarak sektörde şey vardır, yani sivil kökenli pilot, asker kökenli pilot, bunların böyle kişilik özelliklerinin, davranışlarının, buna bağlı olarak tabii ki tutumlarının, o paternlerin farklı olduğuna dair bir genel bir kanı vardır. Bu konuda sizin bakış açınız nedir? Yani siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Gerçekten böyle bir ayrım var mı? Varsa kaynakları neler olabilir? Şimdi iki açının da artıları eksileri var bana göre. Şimdi asker kökenli uçucularda disiplin biraz daha genç yaşta başlanan bir durum. Askeri okulun getirdiği bir şey ve bu sonrasında da devam ediyor. Halbuki uçuş okullarından gelen uçucular havacılık sektörüne adım attıktan sonra evet toplumda da disipline ihtiyaç var ama asıl uçuş disiplini dediğimiz ya da havacılığın olmazsa olmazı olan disiplinden bahsettiğimizde erken eğitimin getirilerini görüyoruz, artılarını görüyoruz. Bir başka yanı aidiyet duygusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen pilotlarda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü buna yönelik bir eğitim aldıkları için bu zaten gelişmiş olarak inandırılıyor. Yani, eğitim süreci. Tabii ergenlik çağından itibaren bu kısma zaten adım atmış oluyor. Ama sivil havacılık okullarında daha çok teknik bir eğitim veriliyor. Bu alanda bir eğitim programı olduğunu bilmiyorum varsa da. Dolayısıyla o aidiyet duygusu daha sonra tabii gelişmeye çalışıyor. Yani aidiyeti geliştirecek olan kurumun da bireye veya çalışanına tavrıyla ilişkili elbette. Bireysel bir takım özellikler işin içine giriyor. Daha sonrasında. Uçuculuğu yaşam şekli olarak benimsediklerinde aslında iki grup birbirine o zaman yaklaşıyor. Çünkü evet, bazı meslekler bana göre yaşam şeklidir. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da onlardan bir tanesi. Sivil kaynaktan gelen uçucularda işte o bir süre geçtikten sonra o birbirine yakınlaşma olayı, birbirini kavrama olayı gerçekleşiyor. Yani bir noktayı ben özellikle not aldım. Havacılık sektörüne adım atmak dediniz. O adım atarken tabii ki kişilik özelliklerinin bu işi yapmaya da uygun olması gerekiyor. Yani ben hatırlıyorum, biz Harp Okulu'na girerken bize bir kişilik testi yapmıştınız. Sonrasında herhalde bir bizim performansımızı, uçuculuktaki işte sürecimizi, eğitim sürecimizi ve sonuçlarını muhtemelen takip ettiniz ve bir karşılaştırma yaptınız. Şimdi bu diğer kurumlarda da bu şekilde işliyor mu? Sektör bu konuda nerede? Kişilik testleri gerçekten gerekli mi, elzem mi? Ve bunu nasıl kullanıyorsunuz? Kişilik testleri çok tabii ki gerekli. Gerekli. Gerekli ama tek unsur değil.
kişilik testlerinde biz kişilik profilini görmeye çalışırız. O profilde olması gereken işte demin bahsettiğimiz örneğin özgüven gibi aradığımız özelliklerin varlığını anlamaya çalışırız. Ama tek unsur değildir. Bunun içinde diğer psikolojik yöntemlerin de kullanılması gerektiğine ben inanıyorum. İnsan faktörünün devreden çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Yani sadece bunun mülakat ve mülakatta kullanılan psikolojik testlerle sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun daha sonrasında mesleğin içinde de evet, yani olması önemli bana göre. Zaten o girişte yasal yani mevzuatın gereği olarak kişilik testi yapılıyor da hani nasıl kullanılıyor bunu şey yapmaya çalışıyorum, algılamaya çalışıyorum. Şimdi burada kişilik testlerinde yapılan şey bir kişilik profili çıkartmaktır. Yani bireyin sivrilen yanlarını belirleyip o sivrilen yanların havacılık mesleğine uyumlu olup olmadığına bakmaktır. Şimdi benim bildiğim hani kişilik mizaç yani doğuştan gelen özelliklerle karakter yani diğer insanların onda algıladığı şimdi sizin bahsettiğiniz konuların bir bileşimi. Hı hı. Burada neyin iyi olması isteniyor, neyin yeter hani bastırılması ya da ondan vazgeçmesi ya da ona yönelik tutum ve davranışlarını törpülenmesi. Yani bu neresi? Şöyle mesela liderlik faktörünün yüksek olmasını bekliyoruz. Çünkü hem kokpitte hem uçuş ekibi ile beraber bir çalışma gerekiyor. Burada da bir kişinin bir yönetim görevini yerine getirmesi gerekiyor. Ve bu konuda da kendini o ekibe kabul ettirmesi gerekiyor. Bu yüzden liderlik faktörü bizim için önemli. Ya önemli de şimdi ben çok özür dileyerek. Bir tanesi tabii bu. Bir tanesi ama hepsinin içinde hani Pandora'nın kutusu açılıyor. Yani mesela liderlik dediğimiz birçok kaza var ki o lider kişiliğin efendim söyleyeyim CRM'de baskın karakterin diğerlerini susturması, diğerlerinin kendini ifade etmesine, iletişime geçmesine müdahale etmesi ya da müsaade etmemesi gibi gerekçelerle kazaya neden olmaya kadar giden durumlar da var. Yani tabii ki kişilik özelliklerini yani ben kendim şimdi bulunduğum yerden bakıyorum. Dediklerinizi daha iyi anlamak için. Liderlik evet önemli bir şey ama lider kişiliğin de o iletişim becerilerinin bununla birleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii zaten CRM'in amacı bu. Evet. Doğru liderlik. Bakın liderliğin farklı türleri vardır. Negatif lideri istemiyoruz. Negatif lider dediğimiz kişi kural tanımayan kişidir. Biz kişiliğin diğer boyutlarında kurallara uyma anlamında, sorumluluk alma anlamında daha yetkinliği de arıyoruz. Aynen. Yani sadece liderliğin yüksek olması gibi bir beklentimiz yok. Birkaç özelliği bir arada. Hatta o demin bahsettiğiniz test, bahsettiğiniz test 16 ayrı kişilik özelliğini ölçüyor. Evet, çok güzel. Biz bir örüntüyü arıyoruz aslında. Anladım. Ve İdeal bileşim gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Ya aşure var ama buğday... Yani çok bölüyorum özür dilerim. Aşure var ama buğdayı da o kadar olmasın, işte şusu bu tabii, kadar olsun gibi. Tabii. İşte demin bahsettiğiniz o kokpitte herhangi bir emergency durumda, herhangi bir problemin çıkmaması, doğru müdahalenin gerçekleşmesi önemli. Doğru bir CRM gerekiyor çünkü. Aynen. Asıl bizim istediğimiz şey o. Yani CRM'in sadece bana göre başlangıçta ya da mesleğe girişte veya şirket değiştirmede değil, meslek hayatının devamında da sürekliliğinin olması gerektiğine ben inanıyorum. Anladım. Dolayısıyla bunun eğitimlere yansıtılması gerektiğini kesinlikle düşünüyorsunuz. Düzenli eğitimler olmalı. Evet, bunlar son zamanlarda oldukça gelişti. Sizin var mı öyle eğitim tasarımlarınız CRM yönelik özel? Evet, bu ara bu anlamda biraz bir takım çalışmalar yapıyoruz sizin de bildiğiniz gibi. Evet, parçası olmaktan gurur duydum. Evet, çalışmalarınız güzel var. Bir çalışma yapacağımızı düşünüyorum ben umuyorum de bu yani. Anlamda. Bunun çünkü multidisipliner olması gerekiyor diye değil düşünüyorum. Mi? Evet.
güçlerin birleştirilmesi gerektiği, mentalitenin, farklı açıların, bir sürü şeyin, deminki aşure örneğindeki gibi birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha lezzetli aşure yapabilmek için hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Öyle. Öyle aşurede hepimizin payının olması gerekiyor. CRM dedik, o kişiler arası etkileşim dedik, iletişim dedik. Hangi psikolojik faktörler sizce yani daha öne çıkıyor bu pilotaj mesleğinde? Yani biraz böyle o Harvard Okul deneyimlerinizden bahseder misiniz? Onu sorayım, öyle daha iyi olacak. Tabii ki. Demin bahsettiğimiz gibi tabii birinci öncelik liderlik. Çünkü bir yöneticilik beklentimiz var, bir duruma müdahale beklentimiz var. Liderliği o yüzden birinci sırada isteriz. Bu orada da böyleydi, sivil hayatta da beklenen bir şey. Sorumluluk duygusunun yüksek olması, pratik çözümler bulmaya yönelik bir zeka yapısının olması, sosyal olunması. Yani şimdi çoğunlukla analitik zekanın uçucularda çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ama ben sadece analitik zekanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Buna ek olarak sosyal becerilerinde daha yüksek olması gerektiğini, bu alanda katkı sağlayacak bir takım özelliklerin de kişide var olması gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum. Yani biz tabii hep pilotlar ekseninde konuşuyoruz. Uçuş psikoloğu olduğunuz için, uzmanlık alanınız olduğu için ama tabii ki CRM de kokpitten başladı. Sonra kabinle birleşti. Sonra TRM oldu. TRM olunca işte kontrolörlere de, hava aracı bakım organizasyonlarında çalışan teknik personelimize de ve çok yakın gelecekte bütün havacılık birimlerinde çalışan tüm havacılara sirayet, eskilerin tabiriyle hani yaygınlaştırılacak olan bir kavram oldu bu. Elbette ki o iletişim ortamı, o birbirini anlayabilme, beraber iş yapabilme becerisi, ekip ruhu en yani doğrusu. Harvard Okulu'ndaki bahsettiğimiz işte devre ruhu, birlikte iş yapabilme, birbirini destekleme, birbirinin işte açığını kapatma ve sistemin işleyişini götürebilmek, bunların hepsi baktığınızda sivil havacılıkta da olmazsa olmazlar. Evet. Ben vaktimiz daraldığı için çok hemen bir şey daha sormadan son soruya geçmek istemiyorum. Şimdi pilotların çok zeki olması gerekir derler. Zeka da işte hani geçmişten günümüze dünyadaki ekonomik modellerin, dünyadaki işte bu sosyal, askeri, politik sistemin ona koşut değişimiyle, gelişimiyle zeka testlerinde de arananlar değişti. İşte ilk modern toplum, James Watt işte o sanayi toplumu oluştu. İngiltere'de ırmak kenarlarında jeneratörler, Thames diyor, river'ın kenarında. Oralarda o gettoların oluşması şu bu derken orada zamana riayet eden, işte söyleni dinleyen insanlar isteniyordu. O zaman işte o zeka yani o dönemin zekası IQ testi çok iyiydi. İşte özellikle Almanlarda bu klasik yönetim döneminde de Almanlarda baskındır. Zeka testlerini ordu alfa, ordu beta diye ordu için gelişmiştir biliyor musunuz? Doğrudur. Yani. Strateji de oralardan gelmiştir ama tabii ki yönetim biliminin şeyleri. Sonra işte bu değişim en son gelinen yerde çoklu zeka isteniyor. Çünkü çok fazla insan, çok fazla insanla, çok fazla makineyle, çok fazla iletişim aracıyla etkileşim içerisinde. Şimdi bu zekanın hangileri lazım? Biz pilotlarda hangi zekayı arıyoruz? Aslında hepsi birden lazım. Şöyle söyleyeyim. En net ifadesi şu olabilir. Şimdi zekanın bir sayısal değeri var. Evet. O zaten lazım. O olması gereken. Biz bir ölçeceğiz zaten. Evet. Ama onun yanı sıra diğer özellikleri de kapsayan, onu en böyle basit tanımıyla zekanın parlaklığı diyeyim ben ona. Onun bir sürü ismi var da ben oralara çok girmek istemiyorum şu anda. Zamanımız zaten maalesef kısıtlı. Öyle. Zekanın parlaklığı diyeyim. O parlaklığı artırabiliriz
değiştirebiliriz, geliştirebiliriz. Ama zekanın sayısal değerini değiştiremiyoruz. Yani işte belli sınırlar arasında normal zeka dediğimizde o rakam değişmiyor. Değişebilir kısım, işte bizim kullandığımız aletler, edindiğimiz bilgiler, yaşam tecrübelerimiz, fiziksel durumumuz, fizyolojik bir takım ihtiyaçlarımız, bunlara bağlı olarak diğer kısmı daha fazla parlatıp yükseltebiliyoruz. Çok net anladım. İhtiyacımız olan şey de bu. Şimdi değerli izleyiciler, Deniz Hanım bize şunu söylemiş oldu, ben böyle bir özetleyecek olursam. Havacılıkta kişilik önemli ama biz kişiliğin tip olarak değil de gelişim süreci içerisinde değerlendirip yönlendirmeyi severiz. Zeka olarak da zeka çok farklı zeka türleri ne ihtiyaç duyarız ve bunların hepsini ayrı ayrı geliştirmek için yöntemlerimiz var. Bunları uygularız dedi. Bunların arkasından havacılık kurumlarına ve havacılıkta eğitim kurumlarına geçecek olursak, biz bu testleri yapıyoruz, sonra da gözlemliyoruz. Her geçen gün yeni yeni araştırmalarla bunlar havacılığa faydalı hale getiriyoruz bunları demiş oldu. Umuyorum birlikte yapacağımız çalışmalarda yeni modeller hem akademik hem alaylıyız bir yanda, ikimiz de öyleyiz. Bir yanda da işte akademik tarafımız var. Bunları birleştirecek çalışmalarla daha faydalı olmaya çalışacağız. Son bir soru, sizi bu kadar yorduk kusura bakmayın. Pilotlar ailelerini ihmal ediyorlar. İşte çocuklarıyla yeterince ilgilenemiyorlar. Çünkü çok yoğun bir operasyonel baskı altındalar. Kalan zamanlarda zaten dinlenme zamanı olarak gösteriliyor, görülüyor. Hem mevzuat böyle hem gerçek dünya böyle. Şimdi bu bununla ilgili işte geliyorlar gidiyorlar size. Siz mesela gelen giden de pek şey dans edemiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz da. Yani bildikleriniz var. Her şeyi çok, ben sektörde ne oluyor, hangi şirkette kim ne yapmış, her şeyden haberiniz oluyor. Ben biliyorum. Şimdi şöyle bütün bunları gözünüzün önüne aldığınızda son sorum bu olsun ne olur size. Tabii ki. Ne tavsiye edersiniz? Kişilerin önce kendilerinin, daha sonra ailelerinin bunun bir yaşam şekli olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü 8-6 çalışan, 9-6 çalışan insanlar değil havacılık sektöründeki kişiler. Bir yandan da sürekli bir bilgi tazelemeye ihtiyaç duyan, kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan bir meslek aynı zamanda. İyi zamanlama önemli. Yani zamanı iyi kullanmayı bilmeleri gerekiyor. Meslek dışı bilgilere de açık olmaları gerekiyor. Ben biraz uçucuları bu anlamda daha kendi alanlarıyla meşgul görüyorum. Halbuki diğer dış disiplinlerden edinilecek bir takım bilgilerin kişilerin bu anlamda geliştireceği ve pek çok katkısıyla yaşamı daha iyi planlayabilecekleri, buna yardımcı olabilecekleri gibi bir düşüncem var. Dolayısıyla sadece sektörleriyle değil, diğer sektörleriyle de alakalı olmalılar, bilgiye açık olmalılar, iyi bir zamanlamayı öğrenmeliler ve herhangi bir şeyde de yardımı almayı da bilmeliler. Çekinmemeliler. Çekinmemeliler. Çünkü kimden ve nasıl yardım alacaklarını da bilmelerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kapalı yaşadıkları zaman problem çözmekte zorlanabilirler. Evet. Umarım ileride konuk edeceğiz. Sizin dediklerinizi yapan kaptanlarımızı da tanıyoruz. İşte Halil Kaptan işte kitap yazdı. Çok güzel bir kitap. İşte Mücahit Kaptan şiir kitabı yazdı. Güner Avcı işte hem ata biniyor hem ok atıyor aynı anda falan. Hani hep yeni öğrenmeler var. Var örneklerimiz tabii, çok. Tabii. Bunlar çok güzel örnekler üstelik. Evet. Gerçekten çok başka örnekler de var. Şimdi ismini saymadığımız arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz alınmasınlar, gücenmesinler de dediğinizi yapanlar da var. Tabii ki çok kalabalıklar. Ve çok da ağır kaliteli bir yaşam şekli kuruyorlar böyle olduğunda. Evet.
Valla bitmez. Hani sabahtan beri konuşuyorduk. Arada geldik, programda devam ettik biraz. Sonra devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdik. Buralara ben teşekkür kadar ederim. Kolumuzdan tutup getirdik. Rica ederim. Değerli havalı konuklar, izleyicileri, Deniz Tuncer Hanım bizi şereflendirdi. Bir programın daha sonuna böylece gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün programdan sonra Osman'a değil bir küçük sürprize bağlanacağız. Hoşça kalın. Birinci Dünya Savaşı yıllarındayız. Suskun ve yorgun bir şehir İstanbul artık. Bir sonraki gün ne getirir kimse bilmiyor. İnsanlar bir yana, martılar bile tedirgin. İngiliz uçakları şehrin üzerinde kara bulut gibi çökmüş. Askeri tesis ve mühimmat depolarını bombalamaktalar. Dönemin Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa tedbirler alıyor. Hatta tehdit ederek İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlerin hayat garantisini veremeyiz uyarısını da yapıyor ama nafile. Şehri korumak için çareyi İstanbul Muhaberatı Havaiye Komutanlığı kurmakta buluyorlar. 9. Tayyare Bölüğü de bu maksatla kuruluyor. Bölükte özenle seçilen pilotlar görevlendirilmiş. Bunlardan biri Fazıl Bey. Görevine ve vatana sevdalı bir pilot. Derken 1918 yılının 25 Ekim günü komutanlığa bir mesaj geliyor. 5 İngiliz tayyaresi Çanakkale'den geçmiş İstanbul'a gelmektedir. Sisli bir pazar günü saat 13.30'da aldığı emir üzerine Fazıl Bey havalanıyor. Emir çok net. İcap ederse hayatlarını feda edecek ama düşman uçaklarına geçit vermeyecekler. Fazıl Bey'in beraberinde Osmanlı pilotlarından Vecihi Bey de var. Harekata 2 Alman ve 1 Avustralyalı pilot da katılıyor. Yalnız Alman pilotlar havalandıktan bir süre sonra filodan ayrılarak Karadeniz istikametine doğru gözden kayboluyorlar. Birkaç dakika içinde ise Avustralyalı pilotun uçağı arızalanıyor ve inişe geçiyor. Bu durum Fazıl ve Vecihi Beyleri yıldırmıyor. Kararlılıkla düşman uçaklarının üzerine doğru gitmeye devam ediyorlar. Fakat tam bu sırada Vecihi Bey'in uçağının motoru da arızalanıyor. Artık yüzbaşı Fazıl Bey tek başına. 5 İngiliz uçağına karşı bir uçak. Önemsemiyor Fazıl Bey bunu. Bir Allah'a bir de damarlarında akan asil kana güveniyor ve haydi diyor kendi kendine. Aşağıdaki masum halkın kaderi senin elinde. İzin vermeyeceksin bu hayasızlara. Türk'ün göklerini kirletmek ne demek? Göstereceksin onlara. Tek bir uçak. Üsküdar'a yaklaşmakta olan 5 düşman uçağının arasına giriyor. İngiliz pilotlar ne olduğunu anlayamıyor. Bir an tereddüt ediyor. Sonra 10 makinalı tüfekle yüzbaşı Fazıl Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Fazıl Bey'in uçağı daha zayıf ama bu onu yıldırmıyor. Önümüne bir çarpışma başlıyor Kız Kulesi üzerinde. Kolay mı? Vatan mı? Öyle vazgeçmek var mı? Yüzbaşı Fazıl Bey de uçağında ne kadar mühimmat varsa sıkıyor hepsini düşmanın üzerine. Gökyüzü adeta mahşer yeri. Olaya şahit olan İstanbul halkı korku dolu bakışlarını semaya çevirmiş kendini korumaya gelen bu gözü pek pilota dua ediyorlar. Fazıl Bey düşman uçaklarının gözlemcilerinden birkaçını öldürüyor. Fakat kendisi de açılan yoğun ateşten dolayı kan kaybetmeye başlıyor. Bir an ellerine bakıyor. Uçakları beklemedikleri bu savunma karşısına geri dönüyorlar. İstanbul'da bir felaketten böylece kurtuluyor. Bu olaydan bir hafta sonra mütareke imzalanıyor. İstanbul Hava Meydanı'na